Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bugün arkadaşlar e, size bir astrokartografide bir örnek harita göstereceğim. Nasıl astrokartografinin inanılmaz derecede çalıştığını görmeniz için. Bugün Joseph göbels anlatacağım. Tabii ki şu anda bir deprem sürecindeyiz. Bunlarla ilgili de videolar hazırlıyorum. E, mesela deprem sürecindeyiz ama ben bir astrokartografi, şeyi hazırlıyorum. Arkadaşlar depremleri noktasal olarak bulmaya çalışıyoruz. Bakın bunu astrokartografi bilgisi olmadan yapamayız. Yani ben uzun süredir astrokartografinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaktan artık dilimde tüy bitti. Sadece bizim doğum zamanımız değil arkadaşlar. Mekan da aslında yani siz bir yerde ve bir zamanda doğuyorsunuz. Zaman ve mekanın uyumu. Depremlerin de gerçekleşmesini veya herhangi bir zorlayıcı dünyada bir şeyler incelediğimizde dikkat ederseniz birçok videomda bunları gösteriyorum. Burada gerçekten astrokartografik etkileri yani neden bir yerlerde bir şeyler oluyor bunlar üzerinde araştırmaları öyle yapıyorum. Şimdi bana yine çok soru geliyor Ege bölgesinden de depremle alakalı. İşte e, yine e, Elazığ, Bingöl o taraflardan e, biliyorum herkes çok endişeli. E, onlarla ilgili de incelemeler yapıyorum. İncelemenin zorluğu şuradan arkadaşlar. E, videolarımda görmüşsünüzdür ben e, araştırmaları e, özellikle ay ve güneş tutulmalarını saros döngüsüyle inceliyorum. Yani o verileri dikkatli bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Çok karmaşık. Şimdi arkadaşlar gelelim Joseph Goebbels'le ilgili videomuza ve Asso kartografinin neden çok sıra dışı çalıştığına. Öncelikle Joseph Goebbels Hitler döneminde, Nazi iktidar döneminde aslında belki de ikinci sıradaki adamdı Adolf Hitler'den sonra. Sebebi de Adolf Hitler öldükten sonra birkaç gün ya belki de bir gün şans şansölye o oldu ve kendisi de ailesiyle birlikte intihar etti. Öncelikle kısaca bir harita analizi yapmadan önce arkadaşlar şunu bilmemiz gerekiyor. Bu kişi kimdir? Nasıl bir insandır? Ve bizi o doğum haritası kısaca neler söylüyor? Ve kartografi de incelemeye başlarken de oradaki verileri bu kişinin karakteriyle olan bağlantısı. Bizim için bu verileri birleştirmek önemli. O zaman zaman ve mekan birlikte inanılmaz çalışıyor arkadaşlar. Bugün videoda ee, bunu nasıl işlediğini göstereceğim astrokartografi incelemesinde bir kişi analizi ile birlikte ve burada yine sabit yıldızların etkisini Bernadette Bredin'in yöntemiyle arkadaşlar. Yani etrafta duyduğunuz sabit yıldızlar yok şu yıldız gözünü kör eder şu yıldızı olanlar çocuk doğuramaz gibi absürt gerçekten komik ben gülüyorum arkadaşlar bu şekilde değil. Ee, bu konuda en ciddi aldım sabit yıldızları yazar Bernadette biridir Çünkü... A, paran tekniği... uzay, zaman ve mekana çok uyumlu. Yani bununla ilgili de biraz daha detaylı bir video yapacağım arkadaşlar. Sürekli... bunu biraz anlatıyorum bazı videolarımda. Ama sizlerin yine anlayacağınız şekilde bununla ilgili bir video yapacağım. Şimdi arkadaşlar gelelim... Joseph Göbelsin bir haritasında, astrokartografi haritasında... neler var? niye anlatıyor biz biliyoruz Almanya'da propaganda bakanlığı yapmış bakın bu çok önemli propaganda bakanı Hitler iktidarın e, en önemli figürlerinden birisi belki de ikinci adam. Gelin bir Joseph Göbelsi inceleyelim arkadaşlar. Şimdi ekranı paylaşıyorum. Şu Joseph Göbelsin haritası arkadaşlar. Joseph Göbels e, Akrep stiliyomu olan bir insan e, bu arada işte Merkür'ü, Mars'ı, Uranüs'ü, e, Güneş'i Akrep'te olan bir insan. E, yükseleni Güneş, şey Aslan, bu yüzden de hani Güneş e, haritasında önemli bir de Akrep'te. Burada Merkür'ün sıfır derecede olması, sıfır derecede e, geldiği için arkadaşlar çok güçlü böyle hani sanki... Sıfırdan başlıyormuş gibi bir enerji var. Mesela Adolf Hitler'in güneşi sıfır boğa. işte Kraliçe Elizabeth'in güneş sıfır boğa. Böyle bir enerji soruyor sıfır derecede. Göbelsin dördüncü evde çok fazla. Bir de Mars da burada arkadaşlar ve Merkür'de. Dördüncü ev hanedir ama ülke, vatan konularını anlatır. Şimdi haritasında bazı ipuçları gördük. Üçüncü evinde de, e, ee, Venüs'ün terazide olması bu arada Jüpiter de terazide. Bakın bu da neyi veriyor? Üçüncü evi ikizler gibi düşünün arkadaşlar. Venüs ve Jüpiter terazide yaptığı konuşmalarla insanların böyle hoşuna giden. Şimdi mesela bazıları şöyle düşün ya Venüs'ü terazide de ama nasıl bu adam böyle olmuş? Akrep stelyumlu bir insan ama insanları böyle hoş etkileyen söylemleriyle bir de üçüncü evde de Venüs ve Jüpiter, Jüpiter'in genişletici de etkisi Propaganda Bakanlığı yapmasında çok destekleyici bir güç. Dördüncü evdeki stelyumda daha çok ülke, vatan. Zaten söylemleri milliyetçi. Mars'ın dördüncü evde akrepte de olması güçlü bir karakter. Ee, sert söylemler olan bir insandı. Şimdi gelelim. Joseph Göbelsi astrokartografi haritasını incelemeye arkadaşlar. Joseph Goebbels, Almanya'da Duisburg'a yakın bir yerde doğdu. Hatta doğum yeri de şurada gösteriyor. Mönchengladbach'ta doğmuş. Ee, gördüğünüz gibi burada doğuyor ama Berlin'de e, işte propaganda bakanı yapıyor. Yani Berlin'de güçlü bir pozisyona erişiyor. Şimdi şuradan bütün açılara bakıyoruz. Bakalım Berlin'de neler geçmiş? Şimdi arkadaşlar birincisi Berlin'den Merkür Tam I.C. kavuşumu geçiyor. Ne demek? Yani siz ülke adına propaganda bakasınız. Bir de e, Joseph Goebbels e, genelde hatta radyo yerlerine gidip e, oradan hep insanlara konuşma yapıyordu. Burada daha çok ülke ve vatan sorunlarıyla ilgili bakın propaganda yaptığı şey ülke. Savaşa girelim, savaşalım, vuralım, kıralım. Topyekün Savaş konuşması vardır mesela çok ünlüdür... Ee, Merkür direkt aks noktasına geçmesi Berlin'den e, gerçekten e, buradaki propaganda etkisini gösteriyor. Bakın şuradan da Hitler açayım arkadaşlar. Adolf Hitler'in de e, şimdi göreceksiniz. Şöyle açıyorum. Bakın Almanya'nın e, Nazi iktidarında iki önemli figür. Daha çok en çok konuşan, en çok konuşan Adolf Hitler'in de Merkür DSC'den geçiyor arkadaşlar. Berlin'den. Görüyorsunuz mesafede yaklaşık olarak 57 kilometre. Bu da yaklaşık olarak 0.35 orb eder. Yani tam kavuşum. Bakın birinin Merkür'ü DSC'den geçiyor. Birinin IC'den, aks noktasından. Hani biz hep şöyle deriz ya Merkür nedir ki? Öyle değil arkadaşlar. Bir gezegen enerjisini o gezegen yapısına göre kullanırsanız bu çok olumlu e e çalışır. Şimdi Adolf Hitler'in haritasında hep şunu söylüyorum bu astrokartografide arkadaşlar. E gezegenlerin aks noktasına yakın geçtiği yerlerde gezegenlerden geçiyorsa orayla ilgili bir bilgi verir. Bakın Hitler'in gördüğünüz gibi aks noktasına yakın bir derecelik orta. Ama ne yapıyor? Berlin'den DSC'den geçiyor. Joseph Goebbels'e bakıyoruz arkadaşlar. Şuradan açayım. Merkür e, kaç derece? IGS'i 24, Merkür'de 0. 6 derece ortam. Hani biz hep şöyle diyoruz ya astrolojide 5 derece kuralı. Hayır arkadaşlar bunu anlatan aslında bize o kişinin mekanla ilgili bilgisini veriyor. Bu kişinin Merkür'ün güçlü çalıştığı yer tamamen Berlin. Bakın burada gezegen enerjisi güçlü çalışıyor. Propaganda. Şimdi tabii ki bu bu arada Ay MC üçgeni de var. Ay'ı oğlağa gelmiş. Ee, MC üçgen yapıyor. Buradaki mesafe ne kadar? Orbunu bir bakalım. Bu da 95 kilometre bir derecelik orb. Bakın Ay'da MC üçgeni. Yani halkı. Halka hep bir şeyler anlatıyor. Ve Ay'ı oğlakta. Daha orada bir otorite figürü. Yine destekleyici bir kombinasyon. Şimdi e, tabii ki burada ay MC üçgeni dedi de MC Boğa oluyor. Boğa'da da ay sonuçta yüceldiği için de daha da olumlu yansımış. Bakın burada Be e, Berlin'den Merkür-Ice kavuşumunun dışında bir de şurada Local Space. Bakın arkadaşlar şunlar Local Space gezegen hatları. Şurada gördüğünüz mesela şuradaki işte mor renk Merkür, Güneş böyle sarı renktir. Şuradan bakın. Pluto ve Satürn kırmızı renkler, Uranüs mavi renk. Ay mesela Ay ve Güneş böyle sarımsı renkte olur. Bunlar lokal space gezegen. Bakın Güneş. Berlin'den Kuzey Ay düğümü geçiyor. Ee, Joseph Goebbels ailesini ailesini son zamanlarda arkadaşlar birlikte hepsi e, ailesini öldürdü. Yani intihar ettiler. Zehir içirdi. Kendisi de zehir içti. Öldü. Burada bir kadersel etkiyi görüyoruz Kuzey Aydın'ın. Yine arkadaşlar burada Jüpiter, Pluto, Paran geçiyor. Bakın Paranların da etkisi çok sıra dışıdır. Bu e, ya Jüpiter yükselirken Pluto tepededir ya da atıyorum Jüpiter tepededir, Pluto yükselir veya dip noktasındadır. Burada bir Paran geçiyor. Jüpiter ve Pluto'nun Paran'ı bize çok güçlü bir pozisyonu işaret eder arkadaşlar. Yani e, mesela bir kişinin arkasında hele Jüpiter'de iyi bir pozisyondaysa güçlü bir pozisyonu işaret eder. Joseph Göbel'sin haritasında... Jüpiter üçüncü evde, terazide. Bu sebeple propagandadaki gücünü arttırıyor. Yani her haritada Jüpiter, Plüto herkese aynı etki yapmaz. Oradaki harita kombinasyonu bizim için önemli. Bu arada Plüto'su da zaten ikizlerde. Bakın 11. evde propaganda için Pluto ve Neptün insanları manipüle eden ikizlerde çok güçlü bir propaganda etkisi. 3. evde yoğun ikizlerde de kolektif jenerasyon gezegenleri. Jenerasyon gezegenleri kişi bunu kolektife kullandığında çok güçlü etki yapar. İkizlerde bir Pluto ve Neptün hem insanları manipüle etmeyi de anlatıyor. Gerçekten de Göbes bunu da yapıyordu. Ne kadar uygun harita. Jüpiter 3. evde ve Politos'u da ikizlerde ne yapıyor? Joseph Göbelsin burada propagandada da çok güçlü etkisini yapıyor. Buradaki paran onun bu güçlü pozisyonu ama daha çok propaganda ile alakalı. Çünkü Jüpiter 3. evde ve Politos da ikizlerde. Tam aynı mantık. Propaganda konusu tamamen ikizler burcudur veya Merkür'dür. Bakın Merkür de IC'de. Yine burada arkadaşlar paran olarak da Ay-Mars paran adlı geçiyor. Ay Aileyi haneye gösterir. Bir de kendisini oğlakta, yani ailesini öldürmedi. Gözünü bile kırpmadı arkadaşlar. İntihar ettiler. Mars'ta her türlü şiddet olayı. Bakın ailesinin ölümü, ö yani öldürülmesi. Kendisi öldürüyor. İşte siyanür mü içiyorlar, neresi? Çocukları ya, küçücük çocuklar. Altı çocuğu var. Yanlış bilmiyorsam ölüyorlar. Bakın gördüğünüz gibi aso kartografideki bilgiler gerçekten sıra dışı. Şimdi ben size arkadaşlar... Şuradan e, şu hatları bir kaldırayım. Sabit yıldızların etkisini göstereceğim. Şurada bütün sabit yıldızları, Bernadette Brady seçiyoruz arkadaşlar, Brady'nin. Bakın bütün yıldızları seçeceğim. Bakalım Berlin'den acaba Joseph göbelsin hangi sabit yıldızları geçiyor? Ve gerçekten de sabit yıldızlar e, etkili ediyor mu? Burada arkadaşlar biz, sabit yıldızdan etkisine bakarken sizin zodyak derecesi diye bakılmaz. Burada gerçekten o sabit yıldızın gerçek yükselim yeri, gerçek tepe noktası yeri. Bu tamamen Bernadette Braden'in tekniğine göre. Oradan da şunu seçiyoruz arkadaşlar. In mundo. Zodyakal kısmı sizin hep öğrendiniz var. İşte efendim Sirius 13 derece yengeç. Gerçi öyle değil ama. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Joseph Goebbels'in ee, geçen sabit yıldızlarına şuradan e, G diyor. Bakın tam Berlin'den geçen G isimli bir sabit yıldızı var. Büyük G, Mirzam. Şuradan gördünüz mü arkadaşlar? ASCG yani Mirzam yükselmiş. Ya bu da kişiyi de etkeden yükselende olduğu için Mirzam burada yükselirken Berlin'den geçiyor. Yine buradan büyük L var arkadaşlar. I-C hattından geçiyor. Büyük L'de Agena yıldızı. Ee, yine şuradan e, büyük D geçiyor. Bakalım büyük D ne? Hamal. Gördüğünüz gibi e, şeye yakın. Ve büyük U geçiyor. Büyük U'da Tuban yıldızı. Tuban'da daha çok e, ejderha takım yıldızı olduğu için arkadaşlar böyle... Servet ile yani bir şeye sahip olmakla alakalı. Mesafeye bakıyoruz. Hamal yıldızı 60 küsür kilometre. Yaklaşık 35-40 dakikalık bir orpla. Şimdi buradan arkadaşlar e, ben size Mirzam ve Hamal yıldızını göstereceğim. Bernadette Brady'nin e, Stars and Planetary Combinations kitabından kendim çevirdim. Buradan bir Hamal'a bakalım. Hamal öncelikle bir Savaş, yıldız akışı, aksiyon. A Aslında Hamal daha çok aksiyon anlatır. Şimdi, şuradan Hamal yazıyorum. Aa, şöyle, Hamal. Zümeni Şemali diyor Hamal diye. Evet, Hamal'ı bulduk. Bakın, Hamal'ın prensibi, koçbaşı, irade ve kararlılık. Hamal güçlü bir aksiyon yıldızıdır ve temas ettiği her gezegende bağımsızlık gücünü genişletir. Bunun olumsuz ve olumlu sonuçları olabilir. Hamal'ın bir haritadaki varlığı belirli bir irade ve kararlılık gücü verir ki Göbes'te vardı bu. Bu basit ama kullanışlı odaklanma ve direkt olma yeteneği olarak ortaya çıkabilir veya öfke veya hayal kırıklığı ve aile içinde ve kişinin kariyer içinde otorite figürleriyle başa çıkamama olarak ifade edilebilir. Bu arada bu hamal Yıldız arkadaş hem savaş enerjisi hem öfke. Propagandası da öfkeli bir insan. Ee, yine burada gözü kara bir şekilde aslında ailesini de e, hani artık öyle bir gözü dönmüş bir insan ki yani bir insan nasıl ailesiyle komple e, intihar edebilir yani gerçekten aklım almıyor. Doğum anında aks doktorlarından birisiyle kavuşmuş olarak hayatın sonlarına fiziksel bir yaklaşım meydan okumayı seven, macera arayan bir spor aşığı Spor aşığı bir tarafa bırakalım. Ee, fiziksel bir yaklaşım. Meydan okumayı seven. Tam bir göbelse uygun bir şey arkadaşlar. Tam göbelsli. Şimdi ikinci yıldızımız da arkadaşlar Mirzam. Bakın asıl Murzim. Burada Murzim olarak geçiyor. En enteresanı gerçekten bu. İnanamayacaksınız arkadaşlar. Bu çünkü Sirius'un gelişini haber veren bir yıldız. Daha çok bir şeyi haber veren, duyuran. Murzim'in prensibi müjdeci, konuşmak istemek. Bakın arkadaşlar, ne enteresan. Konuşmak istemek. Murzims Sirius'tan önce yükseldiği için müjdeci olarak adlandırıldı. Bu yıldız köpeğin sembolizmini somuş, somutlaştırır ve duyurular, gürültü yapmak, konuşmak, bir mesaj taşımak veya söyleyecek önemli bir şeye sahip olmak kavramlarıyla ilişkilidir. Canis Major'daki diğer büyük yıldız olan Sirius'un aksine bu çok önemli bir yıldız değildir. Ancak bu müjdeci enerjisini kişinin yaşamına taşıyacaktır. Haber veren, duyuran ve e, Murzim yıldızının aks noktasıyla kavuştu. Çünkü burada ASC ile kavuşuyor. Bakın arkadaşlar, fikir sahibi kişi, konuşan biri, politikacı, profesyonel hatip veya kamu konuşmacısı. İnanamam, ya gerçekten tam bir göbelsi tanımlamış arkadaşlar. Sözlü ya da yazılı sözcükleri yaşam tarzının bir parçası olarak kullanmak. İnanılmaz. Hani e, kitabımda arkadaşlar burada sabit yıldızlara etkisine de örnekler verdim. Gördüğünüz gibi biz doğduğumuz yerde yani aslında Göbelsin haritasında Murzim yıldızının etkisi yok. Ama Berlin'de Murzim yıldızı etkiliyor. Çünkü Berlin'de Murzim yıldızı birlikte yükselmiş. Aks noktasıyla yani ASC Berlin'e göre ASC reloke ettiğimizde Murzim'de yükselmiş. Dolayısıyla bu kişi de bir propaganda etkisi, konuşmacı, hatip, kamu konuşmacısı. Evet. Bu videoyu çok uzun tutmadım arkadaşlar. Kısa böyle. Hani astrokartografiyle de böyle ipuçları da vermek istiyorum. Neden astrokartografinin çok önemli olduğunu sürekli anlatıyorum. A Zaten bu arkadaşlar birkaç yıla bütün bu bilgiler yayılacak ve astrolojideki bütün bildiğiniz çoğu bilgiler bir tersiniz olacak onu söyleyeyim. Buradaki sebep şu arkadaşlar. Ben başladığımdan beridir astrolojiye sürekli bir astrokartografi ile ilgili araştırdım. İçi hep buna gidiyor. Çünkü sadece zamanın kalitesi bana o bilgiyi vermiyor işte reenkarnı olaylarını incelerken o bağlantıları öyle buluyorum arkadaşlar nasıl bulabilirim ki hani bir bağlantı reenkarnasyon süreci var kişi bir önceki şimdi ve sonraki orada astrokartografiden kombinasyonları görüyorum aile üyelerinden kombinasyonları görüyorum veya kişi bir yerde gidiyor orada çok büyük başarı elde etmiş işte Joseph Göbels normalde kısa boylu şey bir adam yani ama Berlin onun için güçlüydü Güçlüydü ama Ay-Mars, hattından dolayı da ailesiyle birlikte bütün aile hepsi öldü. Birlikte intihar ettiler. Ve Local Space, Kuzey Aydınlığı'na oradan geçiyordu. Yani e, hem sabit yıldızlar hem gezegenler, işte Merkür-Iğcı propaganda şey olması, kendi haritasındaki bu etkiler. Bakın, natal haritayla astrokartografi haritasını nasıl bütünlükle analiz ediyoruz? Kendi haritasında 3. evde Jüpiter, Venüs, Terazi'de. Konuşmaları insanların böyle hoşuna giden. Plüto ve Neptün 11. evde, bakın e, sizin bir nazi partisi, bir partinin şeyisiniz ve ikizlerde çok e, insanları derinden etkileyecek bir propaganda. Çünkü kolektifi etkiliyor. Neptün, insanları manipüle etme. Diyor ki, ne kadar büyük yalan söylerseniz, insanlar o kadar etkilersiniz. Hem natal haritayı görüyoruz, hem de astrokartografi. Bakın, bilgi nasıl bütünleşiyor? Zaman ve mekan. İşte arkadaşlar burada e, şimdiden hep bu tanıtımları yapmamın sebebi, evet çıkacak kitabımın adım adım nasıl bir içerikte olacağını sizlere paylaşmak. Çoğu insan diyor ki ya düşüncelerin çok fikirleriniz çok ilginç geliyor, doğrudur. Çünkü ben hiçbir ekol, e, yani bütün ekolleri e, bu anlamda üzerine çıkarak, yani mesela şunu hiç sevmiyorum. Ben işte şu hocanın Okulundanım. Çünkü benim gerçekten böyle bir şeye ihtiyacım yok. Şunu gördüm. Biz bir düşüncede olursak bizi bloke ediyor. Ee, bunu özellikle klasik e, astrolojiye çok e, tapan arkadaşlarla da konuştum. Mesela diyor ki benim hocam diyor ki Holstein çalışıyormuş. O denemiş. Ee, öyle insanlarla karşılaştım ki arkadaşlar yani bilgili, kültürlü, yaşlı şey. E hocam öyle diyor. O zaman o doğrudur. Ama Orada yine eğitim verdiğimde arkadaşlar... Aks noktalarına yakın gezegenler... Ya işte efendim... Holstein'da yükselen mi kabul ederiz? Mesela 5 derece ASC derece var. Yok şey mi kabul ederiz? Hayır arkadaşlar. O size... O gezegen arketipinde bir bilgi veriyor. Nedir? Örneğin ASC 5 derece yukarısında güneş var. Ama bir bakıyoruz bir haritada... O kişinin oğlu oluyor... O ASC Güneş'in kavuştuğu yerde yeni bir hayat veriyorsun. bir reenkarnasyon. Ama o hayat veren kişi Güneşse bu önemli bir insan geçmişte. Merkürse belki bir kardeştir, bir şey başka bir şey de olabilir veya ikiz çocuk olabilir. Uranüsse benim babamda yeğenim olduğu yerde Uranüs DSC'den geçiyor kardeş e, haritasında. Babamın yeğenim olarak geldiğinde Uranüs'ün kişinin işaret ediyor. Bunların hepsi kitapta arkadaşlar, anlattım. O bağlantılar, bütünlüklü görmemiz lazım. Sadece şöyle bir natal artıya bakıp, ufkun altında gezegenler, efendim ay e, işte balzamik fazla mı, şöyle mi, böyle mi, boğuluyorsunuz, hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Ama şöyle birkaç haritayı birlikte açın, çocuğunuzun haritası, sizin haritanız, kardeşlerinizin haritası. Şimdi o zaman bir inceleyin bakalım o balzamik balzamik bilgisi gidecek arkadaşlar. Sonra bir de astro kartografiye girin. Orada kombinasyonları bir görün. Bütün bilgiler patır patır ortaya çıkıyor arkadaşlar. Görmek lazım. Normal şekilde artık düşünemeyiz. Yani astrolojinin şu günümüz teknolojisinde bu kadar gelişmişliğin yanında çok ciddi geri seviyede arkadaşlar. Ee, bu alanda Elimden geldiğince, nefesim yettiği sürece sesimi duyurmaya çalışıyorum. Yani üç buçuk yıldır bu alandayım ve gerçekten de sıra dışı bir kitap çıkarıyorum arkadaşlar. Buradaki soru şu, bu benim zeki olmamla ilgili bir kitap değil arkadaşlar. Ben bu kitabı çıkarabiliyorsam bence bu yüzyılın en iyi sorucu kitaplarından birisi olacak. Bakın. Bunu hiç abartmıyorum. Aldığınızı göreceksiniz arkadaşlar. Çok kitaplar aldınız biliyorum. Ee, ve daha çok akademik bir çalışma gibi bir kitap arkadaşlar. Teori ve pratik. Üç buçuk yılda bunu hazırlıyorum. Bu benim zekamla ilgili bir şey değil arkadaşlar. Burada soru şu, Astroloji bilgisi niye bu kadar kıt? Burada ciddi bir e, gelişimde sıkıntı var. Yani halen aynı tarz, aynı şey. Halen magazinel, e, halen böyle e, çok yüzeysel bana halen bilgiler geliyor. Birisi diyor ki ya ben diyor e, işte yabancı değil ancak şu tarihte öğrenebilirmişim. Jüpiter'in retroymuş. Jüpiter de 9. evde. Dedim ki benim ve kardeşim Jüpiter retro ikimiz de çok iyi derecede Rusça ve İngilizce biliriz. Teori hemen başta çöktü değil mi? İşte arkadaşlar astroloji bu yüzden bu tarz bilgiler doğru değil. Hepimiz, bütün astrolojiye gönül veren insanlar, kulaktan dolma bilgilerde dikkat edin. Bakın size yine bazı videolar gösterdim. Nerelerden araştırma yapabilirsiniz? Mesela diyor ki intihar edenler şöyle intihar eder. Bakın arkadaşlar intihar olayları da var. Ben Astro Six sitesini gösterdim. Nereden bakıyoruz? Ve uçak kazasında neler vardır? Açın orada haritalar var. Siz kendiniz inceleyin lütfen. O kadar kitaplar, kurslara verdiğiniz paralar, o bilgisini oradan bulabilirsiniz. İşte ben bu bilgilere öyle eriştim arkadaşlar. Ben bir tane bir kurs almıştım. Onu şey yapmayayım. Ee, sadece bir şeyle tanışmak için. Kurs 20 tane videoydu arkadaşlar. Hayatımın en büyük. Ama hata olmadı da şöyle. WhatsApp grubunda çok değerli insanlarla tanıştım. Ee, ondan sonra bir daha e, hiçbir yerden kurs almayı bıraktım. Tamamen kendim. Daha çok İngilizce kaynaklardan ve kendi araştırmalarımla astroloji bilgimi geliştirdim. Bu konuda çok mutluyum. İyi ki de bu yolu izledim. Sizlerin de arkadaşlar, astroloji bilginizde sorgulayıcı, analitik, ha, bazılarınız bu yeteneği yoktur ama kesinlikle her bilgiye balıklama atmama atlamamanızı tavsiye ediyorum. Ee, bir de ülkemizin haritasında arkadaşlar, Kuzey Aydın 3. evde somut, net olmalıyız. 9. evde negatif çalışıyor. Ee, bunları da göz ardı etmeden sizler de akılcı, sorgulayıcı şekilde astroloji öğrenmenizi gönülden e, tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bugünlük videomuz da arkadaşlar biraz astrokartografi üzerindeydi. E, Birçok videomda sürekli bir şeyler söylüyorum. E, bu bir akıl verme bu aslında deneyimin paylaşma arkadaşlar. Hepinizin astrolojide sadece iyi bir şekilde öğrenmek değil, sizlerin de çok yeni şeyler keşfetmenizi istiyorum arkadaşlar. Astroloji bilgisi kolektif bir etkiyle büyür. Yoksa aynı taz, aynı hamam, kopyala yapıştır bilgilerle astroloji bilgisi, hele ülkemizde e, ciddi derecede e, geri durumda. Yani çok astroloji bilgileri var ama bilgilerin içeriği e, içinden hatta çok tanıdığımız ünlüler bile olsa ciddi derecede kusurlu, hiçbir temele dayanmayan, e, kopyala yapıştır o öyle demiş, bu böyle demiş bilgiler. İşte ben burada, bu videoda arkadaşlar size yine somut, birbiriyle hiç yani uyumlu, hiç böyle gerçekten absürt olmayan net verileri göstermek istedim. Aslı kartografinin de e, ne kadar önemli olduğunu burada da anlatmaya çalıştım. E, çıkacak kitabımda arkadaşlar e, hepimizin hem bu kitabı okuması, özümsemesi, ve kendinizin de bu kitap üzerinden yeni şeyler keşfetmenizi istiyorum. Gerçekten çok güzel bir kitap geliyor. İnşallah en yakın zamanda çıkaracağım. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.